Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Elma sirkesi ve alıç sirkesini merak ediyorsunuz. Size kısa bir özet geçmek isterim. Bir kere her şeyden evvel elma sirkesinin kullanımı tüm diyetlerde önerilmektedir. Kan şekerine yardımcı olur, düşülmesinde faydalıdır, ilaçlara destek olur. Sindirme de yardımcıdır çünkü asidik. Zayıflatıyor mu sorusunun cevabı ise çok tatmin edici olmayabilir. 3 ayda 1-2 kilo kadar. Doygunluk da yapar fakat ters etki de olabilir. Çünkü asitlik olduğundan dolayı insanların midesi kızınır ve bir şey yemek isteyebilirler. Hipokrat'tan bu yana özellikle mantar enfeksiyonlarında deride kullanılmaktadır. Kolesterolü e de eğer yediğinize içtiğinize dikkat ederseniz ki biz onu yapacağız yardımcı olmaktadır. Uyarılarımız başta ülser, reflü ve gastrit olanların dikkat etmesi gerekir. Bu konuda mutlaka doktorunuza danışınız. Eğer fazla kullanırsanız o zaman potasyum da kaybedebilirsiniz. Bu da çarpıntıya neden olabilir. Ama bizim tedavi sistemimizde düzenli kontrol olacağı için bundan sakınabiliriz. Dişlere zarar verebilir özellikle mineye. O yüzden eğer saf olarak alıyorsunuz ki almamanız gerekir. Suyla sulandırarak birebir bir almanız gerekir. Diş minelerinizde sıkıntı olabilir. Mutlaka ağzınızı suyla da sonra çalkalamanız gerekir. Çok çok uzun süre kullanırsanız osteoporozu neden olabilir. Osteoporozunuz varsa da pek önermem. Günde ne kadar kullanacağız derseniz günde 1-2 çorba kaşığı yeterlidir. Onun haricinde biz zaten salatalara kullanıyoruz derseniz ki size katılırım ben de öyle yapıyorum. Onun haricinde ekstra kullanmaya gerek yok. Şimdi elma sirkesi dedikten sonra tabii hemen aklınıza ya, alıç sirkesi gelecek. Evet doğru alıç sirkesi damarları açar diye genel bir inanış var. Ve bizde son derece popüler oldu son zamanlarda. Ben de bu konuda araştırma yaptığım zaman gördüm ki bunun memleketi olan Bolu'da bir çalışma yapılmış. Ve o çalışma küçük bir çalışma. Hastalara verip tansiyonlarını, kolesterollerini, şekerlerini ölçmüşler. Ve görmüşler ki günlük alıç sirkesi kullanımı ki hemen hemen aynı dozlarda elma sirkesi gibi kolesterol, kan şekeri ve tansiyonda düşüklüğe neden oluyor. Düşürüyor bir parça yani buna yardımcı oluyor demek uygun olur. Şimdi sirkeler denilince ben mayalanma konusunda son derece olumlu düşünüyorum. O yüzden alıç sirkesi, elma sirkesi yerine alıç turşusu da kullanabilirsiniz efendim. Çünkü mayalanma sağlığa yararlı bir yöntemdir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.